Hocam tuz tüketimini azaltmanın ne kadar önemli olduğundan geçmiş programlarımızda bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda bir girişimi oldu. Ececiğim biraz bundan bahsedelim mi? Evet, dışarıda yediğimiz yemekler genelde çok yağlı ve çok tuzlu. Çünkü bu iki unsur yemeğe en fazla lezzet katan şeyler, hepimizin bildiği gibi, vazgeçemiyoruz. Hı hı. Ama ister evde ister dışarıda yemek yiyelim, yemeği susuz alırsak yağın bir kısmını da daha az almış oluruz demiştik. Hı hı. Tuz için de Sağlık Bakanlığı restoranlardan tuzlukların kaldırılmasını önererek hepimizin, toplumun tuz tüketimini azaltmayı hedefledi. Efendim pek çok ülkede tuzluk tek delikli, biberlik çok delikli. Ama bizde tam tersi. Bu da milletçe tuz tüketimine ne kadar yatkın olduğumuzun ufak bir belirtisi, öyle değil mi Ece? Evet, aynen öyle. Önerilen tuz tüketimi 5 gramken bizim günde 18 gram tuz tükettiğimiz açıklandı. Bu tüketimi biraz olsun azaltmanın yollarından biri de tadına bakmadan yemeğe asla tuz koymamak ve her gün biraz daha az tuzu damağımıza alıştırmak. Hatta 14 günde tamamen tuzsuz yemeğe bile alışmak mümkün. Süper. Özellikle dışarıda yemek yerken yemeği masaya geldiği tuz oranıyla tüketmek çok önemli diyelim o zaman, değil mi? Kesinlikle öyle, çünkü gittiğimiz restoranlarda şefler toplu beslenme için özel olarak geliştirilmiş, tuz miktarı ayarlanmış hazır ürünlerden faydalanıyorlar. Bunlar hazır çorbalar olabilir, patates püreleri, çeşniler, özel soslar olabilir. Bu ürünler geliştirilirken Türk damak tadı baz alınıyor. Bu yüzden hem şefler kullanırken hem de bizler yerken daha fazla tuz eklemememiz gerekiyor sağlığımızı korumak için.